Kıyamet günü sorgu ve Müslümanın durumu. Bir hadis-i şerifte, hiçbir kul yoktur ki attığı her adımdan, o adımla neyi kastettiği muhakkak ondan sorulacaktır buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet gününde herhangi bir kul, şu dört şeyden sorulmadıkça, ayağa Rabbinin huzurundan ayrılamaz. 1- Ömrünü nereye harcadığından, 2. Vücudunu nerede yıprattığından. 3. ilmiyle hangi ameli işlediğinden. 4. Malını nereden kazandığından. Başka bir rivayetteki hadiste şunu ziyade etmiştir. Ve malını nereye harcadığından sorulmadıkça ayrılmaz. Hz. Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste, Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden işittim. Şöyle buyruluyordu. Kıyamet günü olunca yüce Allah kullarından birini getirerek manevi huzurunda durdurur ve o kula ilminden, amelinden sorduğu gibi mevkiinin ve mertebesinin yüceliğinden de sorar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allahu Teala mümini kıyamet gününde kendisine yaklaştırır. Hatta Allah Celle Celaluhu onun üzerine şefkat kanadını koyar. Yani onu keremiyle, lütfuyla örter de gizlice ona bütün günahlarını takrir ettirip söyletir. Şöyle ki Allahu Teala kuluna "Sen şu günde işlediğin şu günahı biliyor musun?" diye sorar. Kul da "Ey Rabbim biliyorum." diye ikrar eder. Kul da içinden kendisinin helak olduğunu sanır. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah "Ey kulum ben senin aleyhindeki bu günahları dünyadayken halktan gizlemiştim. Bugün de onları senin için lehine olarak mağfiret ediyorum buyurur. Müslim, İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret, Sayfa 172, 19 Mart Mevlana Takvimi